sayesindedir. 20 yıldır düzenlenen bu kurultayı kitleselleştiren ve geleneksel hale getiren kadın erkek eşitliğini kadının yeri erkeğin arkası değil yanı başıdır sözleriyle ifade eden başkanımızı şimdi davet etmek istiyorum. Türk İş Genel Sekreteri, Uluslararası Avrasya Metal İşçiler Federasyonu Genel Başkanı, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Fevrul Kavlak'a açış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim en önemli etkinliklerimizden biri olan Kadın İşçiler Büyük Kurultayı'na üçüncü kez teşrif ediyorsunuz. Kurultayımız ilk kez bir cumhurbaşkanı ağırlıyor. Bu bizim için büyük bir onurdur. 20. Kadın İşçiler Büyük Kurultayı'nın adına gösterdiğiniz ilgiden dolayı zat halinizde tüm katılımcılara saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün hayatını kaybeden iki kahraman pilotumuzun cenaze törenleri de var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Türk Metal Sendikası'nın değerli kadın emekçileri, bugün burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak, kadın işçilerimizi konuşmak için toplandık. Malumunuz sorun çok, gündem yoğun ama inanın Özgecan kızımız bizim canımızı öyle acıttı, öyle yaktı ki şimdi başka şeyleri konuşmak çok yersiz geliyor. İnanın bu konuşmayı hazırlarken aklıma başka hiçbir şey gelmedi. Elim yazmadı, dilim varmadı, yüreğim yandı, yüreğim. Amacım yaralarımızı deşmek değil. Aksine bu acıların bir daha yaşanmaması için olabilirsem bir sözcü olmak. Amacım artık sıradanlaşan, kanıksanan, normalleşen, bir türlü önlenemeyen kadına karşı şiddete dur demek. Dur diyebilmek için bu toplantıyı, bu kurultayı bir fırsata, hatta bir milada çevirmek. Sayın Cumhurbaşkanım, davetimize icabetiniz bizi cesaretlendirdi. Şiddeti, kadınların yaşam hakkına kasteden, hayatlarını cehenneme çeviren, bu dünyayı onlar için yaşanmaz kılan şiddeti, erkek şiddetini konuşmak, irdelemek, durdurmak için bizi yüreklendirdi. O şiddet bazen yolda, bazen sıdatta, iş yerinde, okulda, bazen arkadaş ortamında, bazen aile içinde boy gösteriyor. O şiddet bazen cinayet oluyor, bazen dayak, bazen taciz, bazen tecavüz, bazen ayrımcılık oluyor. Ve o şiddet aslında sadece kadınlara da değil, herkese, her şeye, her kesimi tehdit ediyor. Bütün toplumu kirletiyor. Namus, gelenek, görenek, töre gibi kutsal kavramlarımızı da kirletiyor. Bakınız, duyguların en güzeli aşk. Ama aşık olduğu için suçlanan, evinden, yerinden, yurdundan kaçan, kaçmak zorunda kalan masumları da, katledenleri de Özge canımızın canını yakanlar da aslında aynı katildir. Aynı akıldır. Aynı çağ dışılıktır. Aynı bağnazlıktır. O katil töre diye uydurulan ama bize yabancı olan bir zihniyettir. Kimse bizim töremiz budur demesin. Kimse bize hakaret etmesin. Bizim töremiz bu değil. Bu değil. Bizim töremizde cinsiyet ayrımı yoktur. Bizim töremizde aşağılamak, dışlamak, ötekileştirmek yoktur. Bizim töremizde kardeşlik vardır, kardeşlik, hoşgörü vardır. Bakınız, Roma İmparatorluğu'nda bir kadının kim olursa olsun, kaç yaşında olursa olsun hiçbir hakkı yoktu. Ama Türkler de aynı dönemde, hatta daha önceleri, kadının mülk edinme, mal üzerinde tasarrufta bulunma, miras bırakma hakkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Batı'da kadının sosyal, siyasal, hukuki hiçbir alanda yeri yokken, Türklerin Altay Dağları'nın en yüksek tepesine, daha yüksek hiçbir şey olamaz diye,
kadın başı adını verdiğini çok iyi biliyoruz. Batı'da kadın eve hapsolmuşken Türk kadını büyük tarihçi İbn Batuta'yı bile hayrete düşürecek kadar sosyal hayatın içindedir. Batılı kadın geçen yüzyılda seçme seçilme hakkı için mücadele ederken, bunun için bedel öderken Müslüman Türk kadını Ulu Önder Atatürk ile çoktan bu hakka kavuşmuştur. Kısacası Müslüman Türk kadını aile hayatında, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda söz ve karar sahibiyken Batı'da kadının adı yoktu. Evet, kadının adı yoktu. O yüzden kimse bize töreden bahsetmesin. Biz tarihimizi de, nereden geldiğimizi de, geleneğimizi de, töremizi de çok iyi biliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, işte onun için nereden nereye geldik, neden, nasıl böyle olduk sorularına cevap arıyorum. Bu sorulara cevap ararken Batılı kadının tarihteki serüvenine bakıyorum. Bakıyorum ve onların kendini yoktan var etme mücadelesini görüyorum. Batılı kadının var olma serüveni 19. yüzyılda sanayi devrimiyle başlıyor. Emeğine duyulan ihtiyaç Batılı kadını mahkum edildiği karanlıktan çıkardı. Kadın ve kadın emeği Batılı toplumlar için vazgeçilmez olmuştu. Batılı kadın işte o zaman ayağa kalktı. Madem ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçasıyım, o zaman sosyal ve siyasal hakkımı da almalıyım dedi ve gereğini yaptı. Yaşamın her alanında sonuna kadar mücadele etti. Bakınız, bugün eğer burada buluştuysak, bunu New Yorklu kadın işçilere borçluyuz. O kadın işçiler sadece kendileri için değil, kadın erkek ayırmadan bütün işçiler için 8 saatlik iş gücü için kavga etti. Bu uğurda ölümün üzerine yürüdü. Onların anısı bizim en kıymetli hediyelerimizden biridir. Sayın Cumhurbaşkanım, demokrasiye iki unsur can verir. Bunlardan biri kurumlar ve kurallardır. Öteki de ona can veren demokrasi kültürüdür. İşin kurumlar ve kurallar tarafında ciddi bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. İki örnek vermem gerekirse, Sayın Çalışma Bakanımız Faruk Çelik de burada. Onun bazen sağlığını içe sayarak çıkarılmasına öncelik ettiği bir yasa vardı. O yasayla doğum yapan kadın işçinin izin süresi uzatıldı. Bu bütün toplumun anneliğe sanki bir doğum hediyesi gibiydi. Bir örnek daha vereyim. Sayın Cumhurbaşkanım, bu kez sizin çıkarılması için bizzat ilgilendiğiniz bir yasadan söz edeyim. 3 yıl önce yürürlüğe giren ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair olan yasa. Bu girişimlerden ötürü size ve yüce meclisinize teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kurum ve kurallarda belki eksik yok ama eksik olan birlikte yaşama kültürümüzdür. Bir dönem dünyaya örnek olan birlik yaşama kültürümüz eksiktir. Peki eksiğimizi nasıl tamamlayacağız? Yitirdiğimizi nerede bulacağız? Nerede arayacağız? Batı'da mı? Batı kültüründe mi? Hayır. Çözüm burada, bu topraklarda. Yeter ki bu toprağın sesine Yunus'a kulak verelim. Ne diyor Yunus? Elif okudu kötürü. Pazar eyledik götür. Yaradılmışı hoş gördük, yaradandan ötürü. İşte sır budur. Birlikte var olmanın, hoşgörünün, uzlaşmanın, kardeşliğin sırrı budur. Bu sözlerdedir. Sır Yunus'ta dile gelmiş Anadolu töresidir. Uzağa gitmeye gerek yok. Başka yerde aramaya gerek yok. Yaradılmışı yaradandan ötürü hoş görmek yeter. Bu bize yeter. İşte bu yüzden bu topraklarda bunca şiddete çok şaşırıyorum. Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı, Veli'yi doğuran bu toprakların bunca acıyı yaşamasına kabullenemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, yasaların caydırıcı niteliği vardır. Evet, suçları cezalandırır. Ama asıl olan suçun hiç olmamasıdır. O yüzden bizim yasalardan çok onun ruhuna, zarfından çok mafruzuna ihtiyacımız var. Bizim birlikte yaşama kültürüne, yaratılmışı yaradandan ötürü hoş görmeye, herkesin özgürce karar verme hakkına ihtiyacımız var.
Bu hoşgörünün bütün vatandaşların yüreğine nakşedilmesine bizim ihtiyacımız var. Bunun tek bir yolu var, o da eğitim. Kadın ve erkeğin biyolojik olarak farklı ama ekonomik, sosyal, siyasal olarak eşit olduğunu anlatmak lazım. Kadın ve erkeğin hayatın her alanında eşit olduğunu, emeğin, alın terinin cinsiyeti olamayacağını, kadının sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlatmak gerekir. Ama sadece anlatmak da yetmez. Bu eşitliği daha bebekken, tıpkı eskiden olduğu gibi, tıpkı ninelerimizin bize yaptığı gibi o küçük masum yüreklere nakşetmek gerek. Bunun için de öncelikle bir baba bebekten katil yaratan o karanlıkla, töre diye yutturulan çağ dışı zihniyetle, erkek egemen akılla mücadele etmek gerek. Bu akıl kadını cinsiyetine mahkum etmek isteyen akıldır. Oysa kadın cinsiyetine sadece eve, ailesine sığmayacak kadar uludur. Altayların doruklarındaki kadın başı kadar yüksektir. İşte kadının başı yeniden o kadar yükseğe çıktığında hayatın her alanında gururla, özgür, eşit olarak var olduğunda işte o zaman hayat daha güzel olacaktır. Hayat o zaman çok daha güzel olacaktır. Çünkü kadının katıldığı maçlar güzeldir. Kadının katıldığı eylemler güçlüdür. Kadının katıldığı toplantılar nezihtir. Kadının elinin değdiği tasarımlar şıktır. Kısacası kadının dokunduğu hayat çok daha güzeldir. Sayın Cumhurbaşkanım, bunun için sizden öncülük bekliyoruz. Buradan Özgecan için gösterdiğiniz hassasiyeti yürekten kutluyoruz. Şahsım ve örgütüm adına size söz veriyorum. Sizin bu yolda atacağınız her adımda bizler Türk Metal Emekçiler olarak hep sizin yanınızda olacağız. Sendikamızın değerli kadın emekçileri ve tüm kadınlara sesleniyorum. Biliyorum, kadın erkek eşitliği zordur. Bu uzun, ince ve çetin bir yoldur. Ama inanın hayal değildir. Bunun için azim lazım, kararlılık lazım, cesur olmanız lazım. Ve sonuna kadar mücadele etmeniz lazım. Artık korkmayın, çekinmeyin, utanmayın. Şiddete, tacize, ayrımcılığa karşı durun. Çığlık atın, şikayet edin. Bunu yapın, bunu bizzat yapın. Bunu kimseye devretme lüksünüz yok. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Ben sonuna kadar sizin yanınızda olacağıma, Türk metalinde, Türk işinde sonuna kadar bu mücadelenin öncüsü olacağına size söz veriyorum. Onun için göğsümü gere gere diyorum ki bütün kötülüklere, şiddete, bütün önyargılara, ayrımcılığa inat, yaşasın kadın erkek eşitliği, yaşasın hayat, yaşasın hayat, yolumuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.